Mehmet, aşkım benim. Ha, okuldasın herhalde. Davetiyelerimiz geldi. Kutuyu şu anda açıyorum. Ay çok heyecanlı. Açıyorum. Açtım. Ay Mehmet, şahane olmuş, inanamayacaksın. Vallahi aferin bizim çocuklara. Ha, annem aradı yine. Evlenmeden bir hafta önce geleyim diye tutturdu. Yani illa her şeye karışacak. Ben de sonra konuşuruz dedim. Seni çok 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 ama çok seviyorum. Kapatıyorum şimdi, toplantıya gireceğim. Aa Mehmet, pasaportu hallettin değil mi? Öpüyorum aşkım. Bu son olsun Müjde. Tamam. Gülme, ben çok ciddiyim. Tamam dedim. Bu eve bir daha adım atmayacağım vallahi bak. Alpay! Geldi. Bir şey değil. Ay çok sağ ol, çok güzel olmuş. Özlendik biraz. Arkadaşımızın davetiyesi diye. Geldi mi? Hmm. Ver bakayım. Al. Hmm. Bunun parasında mı sen ödedin? Yok, bizim matbaa bastı yarı fiyatını. İyi valla, senin burada canın çıksın. Sevgi, başlama yine. Hani düğünden önce işe giriyordun, ne oldu? Ya ne yapsın? Doktorası bitmedi daha. Hmm. Evlenince de babasının parasıyla mı geçineceksiniz? Yoksa sen mi bakacaksın? Çalışacak, tamam. Yani sen de Mehmet'i sevemedin, gitti ama. Ajans böyle yan gelip yatarak mı büyüyecek arkadaşlar? Müşteri işi hafta sonuna kadar göreceğim diyor. Biz ne yapıyoruz? Mırın kırın. Tamam. Hiç uzatmayalım. Doğrudan biz bir halta yaramayız. Siz en iyisi başka bir ajansa gidin diyelim. Öyle değil mi Alpay Bey? Yok Bora Bey. Biz sadece alelacele iş yapmayalım. Hani müşteriyi bir kere de böyle... Ya ne olur bana tıraş yapma Alpay. İstediğinde 12 saatte harikalar yaratmasını biliyorsun ama. Sağ ol. Hoş bulduk, sağ olun. Berhadar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Savaş ağam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sağ olun. Tamam, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yeter, gelin almaya geldik. Cenazeye değil. Yut artık o gözyaşını. Yutamam. Kocamın kanına giren aileden kız alıyorsun. Bana da gözünün yaşını yutmuyorsun. Kız almazsa kan yutacaksın. Çok özür dilerim, geciktim. Oo, nereden böyle Müjde Hanım? Müşteriden Bora Bey. Zivresu'yla toplantıdaydım. Çok uzattılar. 72 saat sonra tüm çalışmaları görmek istiyorum.
Bir şey mi var? Bilmem. Var mı? Ne olacak ya? Taktı bu da bunu. Manyak mıdır nedir? Abin yakışıklı olmuş mu? Çok yakışıklı olmuşsun ya. Yazıklar olsun Kemal sana. Yazıklar olsun. Abla ne oluyor? Baran'ın yüzüne nasıl bakacaksın sen ha? Yeğenini yetim bırakan adamın kardeşini koyununa almak içine sinecek mi? Sinecek mi ha? Siniyor mu? Abla. Ablalık hakkım haram olsun. Yeter. Ne yapıyorsun? Madem ablalık yapamayacaksın, çekil git buradan. Haksız mı? Yok muydu başka kız Moranların sülalesinde? Uyardım seni. Ablanın kanına dokunur dedim. Muh dedim, peygamber demedin. Yanıyor Savaş. Canım yanıyor. Haklısın abla. Ama kanı durdurmanın başka yolu yok. Ya niye o kız? Niye eniştenin kanlısının kardeşi? Şş. Tamam gel. Oldu artık. Yapacak başka bir şey yok. Huzursuzluk getirecek. Göreceksin bak Savaş. Hepimizi mahvedecek. Hepsini elle mi yazdın yani? Bir de bunun için mi para verseydik? Ah canım benim, kıyamam ben sana. Ne zaman çıkıyorsun? Gelip alayım seni. Bir iki saat sonra çıkarım herhalde. Rüya. Çok güzel. Verin Yasemin Hanım. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu pizzalar ne anlama geliyor? Bu gece burada olduğumuz anlamına geliyor. Sabah her şey hazır olacak, öyle değil mi? Tabii ki. Bey geldi, ararım sana. Bunu sen mi bıraktın masama? Hı hı. Gerçekten evleniyorsun yani. Evet, o da düğün daveti. Bu bir şey demek değil. Son anda yırtılan ne davetiyeler gördüm ben. Ne demek şimdi bu? Aman boş ver, bir şey demek değil. İki kere direkten dönmüş bir adam olarak saçmalıyorum. Gördüğün gibi hala bekarım. Mutluluklar. Teşekkürler. Düğününe mutlaka geleceğim. Sevinirim.
Ya bana ne kardeşim? O stüdyoya yarın giriyorum ben. Go Mobile'yi kaptırdık ya. Sinirini çıkaracak illaki. Siz Ahmet kızı Çiçek Mora, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Kemal Baldar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin hanım, tekrar ediyorum. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Kemal Baldar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Zemin rengimiz bu mu? Alternatif daima var. Bakın. Bir de siyah dene bakayım. Siyah mı? Ama müşterisi istememiş. Müşterinin ne zamandan beri fikri var? Bizim işimiz müşterinin istediğini yapmak değil, yaptığımızı müşteriye beğendirmek, öyle değil mi? Hemen hazırlayayım. Alpay ve ekibi kalıyor, gerisi gidiyor. Sabah 8'de görüşürüz. 8 mi? Hiç gitmeseydik yine bari. Yine sabahçıyız ya, hayret bir şey. Al baştan her şeyi. Hala burada mısın? Hmm. Geç oldu. Hadi seni evine bırakayım. Ama daha bitmedi. Gel hadi. Evde bitirirsin. Hadi. Öğrendin mi salamın sosisin sırrı neymiş gavur memleketinde? Az kaldı dayı, eli kulağında. Öğren artık be oğlum. Lazımsın sen bize İstanbul'da. Hemen dönüyor musun İtalya'ya? Yok değil. Önce bir Bodrum'a gideceğim. Tatil? Tatil. Hak ettin. Aslandır benim oğlum. Aslan. Boşuna okutmadık onu Amerikalılar da dayısı. Herhalde. Savaş. Vay Ömer. Kardeşim. Şuradayız, gelsin. Nerede çocuklar? İsmail de burada mı? Burada, burada. Savaş be. Vay. Ne oldu sana böyle ya? Kardeşim. Vay, vay, vay. Uyuyor musun, çalışıyor musun? Medya planına bakıyordum. Bitiririz bu gece, merak etme. Sana mı gidelim, bana mı? Bana gidelim, daha yakın. Çifte kumruların evinde ne işin var Müjde? Sana gidin. Aynı evde oturmuyorlar ki Bora Bey. Aşk yuvalarında damat bey tek başına oturuyor şu anda. Nasıl yani? Çifte kira vermemek için tuttukları eve Mehmet taşındı. Yasemin de düğünden sonra gidecek. Nişanlınla birlikte yaşamıyor musun yani? Hayır. Niye? Eski kafalı bunlar. Evlenmeden aynı evde oturmuyorlar. Enteresan. Oğlum makarna yemekleri için içine çıkıyordu. Ne diyorsun? Oğlum onu da bulamayanlar var. Tamam. Her şey hazır. Thank you.
Tamamdır. Kapat. Bak abi nasıl? Geldi. Kıvrıl şuraya bir saat diyeceğim ama. Ay yok, uyur kalırım sonra. Kim bu saatte? Canım. Oy Mehmet. Sen gerçekten delisin. Bu saatte kalktın geldin yani. Sevgilim açken tok yatamam değil mi? Sürpriz. Müjde. Söyleseydin ya beraber olduğunuzu. Bize yaz aldım. Olsun yeter. Ben gidip tabak getireyim. Ne oldu? Şaşırdın mı beni gördüğünü? Ne yapıyorsun ya? Tamam Müjde. Yaşadık bitti kızım. Yapma artık böyle şeyler. Evet. Hadi bakalım. Çok acıkmışım. Çok mu yorulmuş benim bir tanem? Aç bakalım. Şimdi. Güzel olmuş burası değil mi? Sen bir de İstanbul'daki evi göreceksin. Kendinle gurur duyuyorsundur herhalde. Sonunda aldın intikamını. Ne intikamı Çiçek? Onca senedir bugünü bekledin değil mi? Onca senedir bana bu bakışlarla bakmayı bekledin. Ne diyorsun sen Çiçek? Neyi bekledin? Yapma Kemal. Bizim aşirette onca kız varken niye beni seçtiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Niye seçtim? Sana hayır dedim çünkü. Ölürüm de Baldarların kıymetli oğluna varmam dedim. Çok büyük konuşmuşum. Böyle mi düşünüyorsun? Yolumu kesip sevsen de sevmesen de ölü ya da diri benim olacaksın diyen sen değil miydin? Al işte dediğini yaptın. Tamam yaptım. Ben Kemal Baldar'ım. Kemal Baldar. Senin Amerika'ya gittiğin yaz gelmiştik buraya. Annemlerle. Tatile. Ben Baran'a hamileydim. Sürekli yiyordum. Allah'ım ya. Doymak bilmiyordum. 27 kilo almıştım. Düşünebiliyor musun? Sonra 30 kilo birden verdim ama... Muzaffer'i toprağa koyunca. Tutunabildiğim tek dal sendin Savaş. Benim güzel kardeşim. Okumuş yazmış adamdır. İyi adamdır. Ablasını dul bırakan ailenin Abla, kızını. Bilmiyordum. Abimin kiminle evleneceğini bilmiyordum. Annem aradı. Abini evlendiriyoruz. Düğüne gel dedi. O kadar. Niye sormadın kimi alıyor diye? Tanımam diye. Yıllardır bana gelmemişim. Nereden bileyim? Nereden bileyim kanımızın kardeşi olduğunu? Bilseydin... Bilseydin karşı durur muydun? Ha? Babama gidip hayır o kız olmaz der miydin peki? Der miydin?
kan davası korkunç bir şey. Bunu sen de biliyorsun. Tabii. Kan dursun da nasıl durursa dursun değil mi? Senin ablanın bağrı yanıyormuş. Kimin umrunda? Abla lütfen. Ablam. Bu kadar acı çekeceğini bilseydim. Yeter artık. Benimki de can yani. Başlarım işini. Ya saçmalama, az kaldı. Ofiste hallederiz gerisini. Ben kaçıyorum. Dur dur, taksi çağıracağım. Gerek yok ya. Şuradan duraktan taksiye binerim ben. Hoşça kal Mehmet. Ay ne gamsız kız ya. Bırak da şunu bitireyim. Yatak odasına gidelim mi? Tabii ki de hayır. Hadi ne olur. Ya saçmalama. Yasemin çok ciddiyim. Dayanamıyorum artık. Anlamıyor musun? Ama aşkım konuştuk ya bunu. Ya düğünümüze ne kaldı ki? Nasıl olsa evlenmeyecek miyiz? İyi ya işte, o kadar bekleyemiyor musun? Bekleyemiyorum. Hadi yapalım artık. İnsaf et. İki senedir beraberiz. Ya iyi ya işte. Ne güzel bekledin. Biraz daha bekle. Halim kalmadı artık. Ya Mehmet lütfen, konuştuk ya bunu. Kaç kere konuştuk. Umurumda değil. Seni istiyorum. Şu anda. Ya lütfen dedim, lütfen. Of! Biliyorsun bu konuda ne kadar hassas olduğumu. Anlattım sana her şeyi değil mi? Ne? 10 gün daha bekleyemiyor musun? İyi. Tamam. Anlaşıldı. İstemiyorum. Ya Mehmet. Ne olur böyle konuşup da üzme beni. Ben seninle birlikte olmayı istemiyor muyum sanıyorsun? Madem istiyorsun, kim engel olabilir ki? Anlayış. Aşkım lütfen birazcık anlayış. 10 gün daha. İyi. Tamam. 10 gün daha. Ben gideyim o zaman. Sen de işini bitir, tamam mı? Yarın görüşürüz. Tamam. Ha şeyin. Çiçek. Çiçek. Ablam haklı ama anne. Niye o kız olmaz demedin? Dedim, demez miyim? Babam ne dedi peki? O niye itiraz etmedi? Baban bize de tam o kızı almak yakışır dedi. Çünkü dış kapının bandalı bir kız alırsak bir gün yine kan dökeceğiz diye pusuya yatarlar dedi. Çiçeği gördün mü? Senin yanında değil mi? Yo. Gelinlik günden kaçtı ha?
Ne? Tamam. Tamam, sağ ol. Ne işin var senin burada? Ya bırak kolumu. Yürü, gidiyoruz. Bırak beni. Anlamadın galiba. Sen Kemal Bağlar'ın karısısın kızım, karısı. Bırak beni. Bırak yoksa bağırırım. Çiçek, şimdi şu an var ya... şu an kafana sıkmıyorsam eğer bunun bir sebebi var. Çünkü seni seviyorum. Bırak kolumu! Ya sevmek bu mu? Sen benim hayatımı cehenneme çevirdin. Sen cehennem görmemişsin. Ama göstereceğim. Merak etme sen. Elinden gelen ardına koma. Öğretmen olacaktım ben. Tek istediğim okumaktı. Hepsini sildin sen. Sen benim hayatımı mahvettin. Sevsen ne olur. Sevmesen ne olur. Bakıyorsun öyle? Hiç. Çocukla güzel konuş. Ne dedi ki şimdi? Anne. Yengem ağlıyor. Ağlasın. Ömür olduğu sürece gözünden yaş dinmesin. Tamamdır. Evelallah. Keşke ben de Savaş abimle Bodrum'a gitseydim ya. Bodrum tam zamanıdır şimdi. O kadar da senin yerine Eşref giderdi. Değil mi Eşref? Keşke ağam. Vaktiyle aklımız olsaydı da biz de okusaydık. Duy duy Mustafa Efendi. Babası sen de taktın okula. Okuyup da ne olacak ki? Fesübhanallah. Buna da çok yüz verdik ya. Nasıl laf lan o? Okumadan olur mu? Bak Savaş abine de örnek al. Okudu adam oldu. E vakit kaybı be dayı. Okumadan da olurdu. Yumruk geliyor şimdi kafana. Neyse. Ben doğrudan fabrikaya devam edeyim. Fabrika kaçmıyor ya kayınço. Eve gel bir kahve içelim sonra gidersin. Peki. Thank you.
Hoş geldiniz abi. Bir oturalım hesap kitap başına. Fırsattır. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulmuşuz kızım. Bize birer kahve getir. Başüstüne. Koş. Hoş geldiniz hanım ana. Hoş bulduk. Endam. Eşref. Sandığı gelin hanımın odasına çıkarın. Emrin olur. Geç. Tut Eşref. Aklını başına topla. Şimdi mutlu musun anne? Ha? Uğursuz kızı aldınız. Mutlu musunuz şimdi? Nazan, senin genç kızlığın memlekette geçti. Töre nedir, kan nedir bilirsin. Anne, sana bir soru sordum. Tamam, kan davası bitti. Şimdi mutlu musun? Değilim. Ne zamanki oğullarımdan hiçbirini kan davasına kurban etmeden son nefesimi veririm, o zaman mutlu olurum. Anladın mı? Tabii. Varsa yoksa oğulların değil mi? Sen beni evlattan bile saymıyorsun. Nereye bırakalım Kemal Bey? Çiçek, nereye bıraksınlar? Yaksınlar. Çiçek, ne yaptığını sanıyorsun sen? Alakasız yeni bir logo yapmışlar. Ben sizden yeni logo mu istedim ki faturanızı ödeyeyim Bora Bey? Elemanlarınız kendi kendilerine iş uyduruyor. Sonra da bunun parasını benden istiyorsunuz. Siz sadece benim dediğimi yapın yeter. Anladım Sinan Bey. Bir yanlış anlama oldu herhalde. Halledeceğim. Saygılar. Görüşmek üzere. Müjde nerede? Radyo Türkçe'ye gitti. Uşak fiyatı konuşacaktı. Merhaba. Yine mi sen Müjde? İçeri almayacak mısın beni? Seni içeri alınca ne olduğunu biliyoruz. Ne konuştuk ya? Bitti demedik mi kızım? Haftaya evleniyorum ben. Evleniyorum. Gelme artık. Bu nedir? Ha, Alice kim yanlış şeyi? Ha şeyi. Bu logo ne peki? Yeni logosu. Kim sizden yeni logo istedi ya? Bu ajansta niye herkes kafasına göre iş yapıyor? Kafamıza göre yapmıyoruz Bora Bey. Birimler koordineli çalışacak diye 40 kere uyardım sizi, öyle değil mi? Sevgi. Efendim. Alice Kimya'nın yeni logoyla basılmış tüm antetli evrakının maliyeti içeriden halledilecek. Maaşlardan mı kesersin yoksa sorumlusunu bulup işten mi atarsın, orasını bilmem. Ama. Bora bir sakin olsan. Olamam. Alice Kimya 47 bin liranın üstüne yatıyor. Nasıl sakin olayım? Hakikaten Müjde. Ciddiyim bak, bitti. Tamam. Bu son. Hep son diyorsun. Yine geliyorsun. E alma sen de içeri o zaman. Bana bak. Sen vicdan hesabı mı çekiyorsun yoksa? E çekiyorum tabii. Haftaya evleniyorum kızım. O kadar da hayvan değilim yani. Olma zaten. Evleneceğim, eşya alacağım diye çalışmaktan kızın iflah kesildi valla. Sağ ol ya. Vicdanımı çok rahatlattın. Ama benimle yatmıyor diye şikayet etmiyor muydun? Bence hakkın. Ya kapatalım bu konuyu, tamam mı? Hadi git artık.
Son bir defa öp beni. Ya git. Yasemin gelir midir? Yasemin havaalanı yolunda şu anda. Varmıştır bile. Nişanlın 3 gün Londra'da. Biliyorsun. Rahat ol. Hayır dedim. Ya ne fark eder ki? Ha ben gitmişim, Azra gitmiş. Hem vizesi var. Zaten her şeyi de biliyor. Saçma sapan konuşmasana Yasemin. Uçağa kalmış 3 saat. Bu saatte müşteri temsilcisini değiştireceğim. Ya Bora Bey'in sinirleri tepesinde görmüyor musun? Şimdi bana da ters bir laf edecek, kaldıramayacağım. Niye anlamıyorsun? Geçer onun siniri. Bir uçağa binsin melek gibi olur. Ya ne olur Azra gitsin. Bir bilet değişecek, o kadar. Bayılır o gitmeye. Ya git söyle o zaman. Ben sizinle gelmiyorum de. Döndüğümde bu işin sorumlusunu istiyorum Sevgi. Tamam dedim Bora, tamam. Sen de taktın mı takıyorsun ha? Sen niye hazır değilsin? 15 dakikaya çıkacağız, hadi. Şimdi hazırlanırım. Hadi söyle. Londra'nın en iyi stüdyosu diyorlar ama bakalım anlaşabilecek miyiz? Tamam, orada görüşürüz. Ha, o raporu bana salıya kadar maillesinler, tamam mı? İyi, hadi çağ. Bora Bey. Evet. Dinliyorum. Ya çok özür dilerim ama ben pasaportumu evde unutmuşum. Aslında Mehmet'e ofise getir diyecektim ama işte bütün gün çok yoğunduk, unutmuşum. Tamam, önemli değil. Olur böyle şeyler. Hakkı, ilk taksi durağında dur. Çok teşekkür ederim. Hemen eve gideceğim, alacağım. Sizi hiç bekletmeyeceğim. Tamam, çok telaş etme. Vaktimiz var. Havaalanında buluşuruz. Teşekkürler, hemen geleceğim. Biz gidebiliriz şimdi. Şuradan devam edelim. Mehmet. Aşkım evde misin canım? Aman Allah'ım. Sen Londra'ya gitmemiş miydin? Ne yaptın sen? Ya biz aslında... Biz evlenecektik. Biz bir hafta sonra evlenecektik. Yasemin, bir hata. Bak. Yazıklar olsun. Bu muydu senin arkadaşlığın? Ben şey için gelmiştim. Birdenbire oldu. Ya bunu nasıl yapabildiniz? Nasıl yapabildiniz? Nasıl yapabildiniz? Yasemin, ne desen haklısın. Ama ne olur bir dinle. Dokunma bana! Sen mecbur ettin beni. Kaç kere söyledim sana yatalım diye. İnanmıyorum. İş yerinden arkadaşımla. Hayatımın en güzel gecesini yaşayacağım bu odada. Allah'ım ben ne hayaller kurmuştum. Kabahat senin. Benimle yatsaydın ben de mecbur kalmayacaktım. Ya sus! Bir tek şey istedim senden Allah'ın belası, bir tek şey istedim. Ölmüş babama söz verdim dedim. Evlenmeden önce kimseyle beraber olmayacağım diye babama söz verdim dedim. Biraz sabırlı ol dedim. Bu muydu senin aşkın? Bu muydu aşkımın karşılığı? Ya unutabiliriz. Bir anlık bir şeydi. Sus! Bir daha... Sus! Beni yıktın, mahvettin beni. Affettin! Ben seni nasıl sevmiştim. Ya? Her şeyi mahvettin. Affettin. Bu muydu ya? Thank you.
Koç. Duble olsun. Skoç dedim, skoç duble. Peki. Buz. Sek. Emin misin? Kafam bozuk galiba. Karnın açsa bir şeyler hazırlayabilirim. Hayır, aç değil. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir sakıncası mı var? Yok. Ama yavaş iç bence. Arkadaşlarınla mı geldin? Sana ne? Amma tersin ya. İki satır sohbet edelim dedik. Sever misin? Ne? Tekne, tekne. Sever misin? Sen bana asılıyor musun? Tamam, açık sözlüsün de böyle de sorulmaz ki. Asılıyor musun, asılmıyor musun? Hızlı içtim. Yavaş git bence. Bence daha hızlı gidelim. Nasıl? Uzatmayalım.